Merhaba arkadaşlar, Uçmak İstiyorum kanalına hoş geldiniz. Bu hafta uçak kanadı üzerine etki eden dört temel kuvvet ve bazı önemli açı tanımlarına kısaca göz gezdireceğiz. Arkadaşlar, uçak üzerine etki eden dört temel kuvvet vardır. Bunlar thrust kuvveti, drag kuvveti, weight kuvveti ve lift kuvvetidir. Nitekim bazı kitaplarda bu lift kuvveti aerodinamik kuvvet olarak da karşımıza çıkabilir. Lift kuvveti, yani kaldırma kuvveti veya taşıma kuvveti olarak tercüme ettiğimiz kuvvet nedir? Kanatlar üzerindeki hava akımı tarafından üretilen uçuş yoluna veya relative airflow akımına 90 derece dik olan aerodinamik kuvvettir. Şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Bakınız, benim uçağımın chord line'ı leading edge ve trailing edge arasındaki düz hat bu şekilde. Fakat relative airflow buradan geliyor. Benim lift kuvvetim bu relative airflow'a 90 derece olan şu kalın kırmızı ile çizmiş olduğum kuvvet olacaktır. Veya arkadaşlar, sağdaki şekli inceleyecek olursak, burada alçalışta olan bir uçağı görüyoruz. Bakın, hareket doğrultusunu bu okla göstermişim. Tabii ki relative airflow buna paralel ve karşı yönden gelen hava akımı olacaktır. Ve lift kuvveti ise bu relative airflow'a 90 derece olan bu bileşke kuvvet olacaktır. Weight kuvveti, yani ağırlık kuvveti, uçağın CG noktasından etki eder. Yer çekimi kuvvetine bağlı olarak değişir ve her zaman dünyanın merkezine doğrudur. Soldaki şekilde siyah ile göstermiş olduğum kuvvet weight kuvvetidir. Sağdaki şekilde bakın, yine aynı şekilde weight kuvvetini siyah ok ile göstermişim. Bu kuvvet her zaman dünyanın merkezine doğru olacaktır. Thrust kuvveti, yani çekme kuvveti veya itme kuvveti olarak tercüme edilebiliyor. İtici güç sistemi, yani motorlar tarafından oluşturulan kuvvet olup uçağın ileri hareketini ve havada tutunmasını sağlar. Bu kuvvet pistonlu motor veya pervane kombinasyonu sayesinde veya gaz türbinli motorlarla sağlanır. Arkadaşlar, benim thrust yönüm her zaman uçuş yönüne paralel olmayabilir veya benim chord line'ıma paralel olmayabilir. Bakınız, soldaki şeklini inceleyecek olursam relative airflow, yani uçuş yolum bu. Chord line'ım bu kesik kesik siyah çizgi, ama thrust hattım daha farklı olabilir. Sağdaki şekilde de uçağımın hareket doğrultusu, chord line'ı, fakat thrust yönüm bu ikisinden daha bağımsız olarak karşılığı çıkıyor. Arkadaşlar, bu thrust vektörü performans dersinde biz pilotların olayları daha rahat anlayabilmemiz ve kavrayabilmemiz için thrust hattının uçağın uzunluk eksenine paralel olduğundan da bahsedeceğim. Şimdiden bir küçük parantez açmış olayım bu konuda. Drag kuvveti, yani geri sürükleme kuvveti. Uçağın şekli ve yapısından dolayı ileriye doğru yaptığı hız tarafından oluşan relative airflow'a paralel ve onunla aynı yönde etki gösteren, aynı zamanda uçuş yönüne paralel ve ters yönde hareket eden toplam aerodinamik kuvvetin bileşenidir. Arkadaşlar, yine soldaki şekli inceleyecek olursak, bakın relative airflow'u siyah bir okla çizmişim. Drag kuvvetim ise buna paralel ve aynı yönde etki ediyor. Dolayısıyla uçuş yoluna da tabii ki ters yönde etki etmiş olacaktır. Sağdaki şekilde yine alçalan uçağımı inceleyecek olursam, hareket doğrultusunu siyah okla göstermişim. Relative airflow buna paralel ve ters yönden geliyor. Drag kuvveti ise relative airflow akımına paralel ve aynı yönde. Şimdi buradaki şekli incelemeye çalışalım arkadaşlar. Bakınız, benim uçağımın CG'si, yani ağırlık merkezi ve bu ağırlık merkezinden etki ettiğini düşündüğümüz, ki aslında tam da böyle olmadığını daha sonraki derslerde anlatacağım, kuvvetlerin birbirine olan etkilerine bakalım. Flight condition durumunda arkadaşlar, lift kuvveti weight kuvvetinden büyükse uçağım irtifa alacaktır, yükselecektir. Eğer weight kuvveti lift kuvvetinden büyükse uçağım aşağı doğru çökmeye başlayacaktır. Drag kuvveti thrust kuvvetinden büyükse
uçağın deseleri olacaktır. Yani yavaşlayacak, hızı düşecektir. Thrust kuvveti drag kuvvetinden büyükse uçağın akseleri olacaktır. Yani hızı gittikçe artan bir uçuşa sahip demektir. Dolayısıyla arkadaşlar ben eğer straight and level bir uçuştan bahsediyorsam benim bütün kuvvetlerimin toplamının sıfır olması gerekecektir. Center of pressure yani basınç merkezi. Kordo hattı üzerinde lift kuvvetinin etki ettiği düşünülen noktadır. Yani arkadaşlar şu noktadan bahsediyoruz. Center of pressure. Bakın lift kuvvetini biraz önce tanımlamıştım size. Relative airflow'a 90 derece olan kuvvet demiştik ve bunun kord hattı üzerindeki iz düşümüne ise center of pressure adını veriyoruz. Toplam tepki kuvveti, kanat profili veya kanat üzerinde etki eden tüm aerodinamik kuvvetlerin bileşkesine toplam tepki, total reaction adı veriliyor. Arkadaşlar bu bölümde bir pilotun mutlaka bilmesi gerekli önemli açıları bir araya toplamaya çalıştım. Öncelikle flight path angle'ı inceleyelim. Yani climb angle. Daha sonra angle of incidence'a bakacağız. Geliş açısı. Pitch angle, yunuslama açısı ve angle of attack, hücum açısı. Bu dört açı bizim için çok önemli açılardır. Flight path angle, yani climb angle açısı neymiş? Flight path yani speed vektör ile horizontal plane dediğimiz ufka paralel olan düzlem arasındaki açıya flight path angle diyoruz. Yani arkadaşlar şuradaki açıya bakın şu benim kesik kesik uçuş yolum flight path vektör demişiz. Ve bu vektör ile uçağın ufka paralel olan düzlemi arasındaki açıya flight path angle adını veriyoruz. Angle of incidence yani geliş açısı. Bir uçağın uzunluk ekseniyle kanat profilinin kordo hattı arasındaki açıya angle of incidence açısı diyoruz. Arkadaşlar aşağıdaki büyük resmi inceleyecek olursak, bakınız kesik kesik mavi çizgi ile benim uçağın uzunluk eksenini çizmişim. Şurada ise kanadımın profilini görüyorum ve bu profilin üzerine de benim kord hattımı çizmişim. Yani uçağımın leading edge ile trailing edge arasındaki düz hattı çizmişim. Bunun da tanımını detaylı olarak bir önceki videomda anlatmıştım. Arkadaşlar işte bu chord line ile uçağın uzunluk ekseni arasındaki şu açıya angle of incidence açısı adını veriyoruz. Bu açı normal bir uçuş esnasında slat ve flapları açmayacaksam her zaman sabit olacaktır. Ancak arkada uçağın kuyruk düzleminde bulunan, yatay düzlemde bulunan angle of incidence açısı ise arkadaşlar değişkenlik gösterecektir. Bunun da nasıl değiştiğini yine ilerleyen videolarda detaylı olarak inceleyeceğim. Buradaki şekilde ise uçağımın chord line hattı ile uzunluk eksenini birleştirmişiz bir noktada ve şu ikisi arasındaki açıya angle of incidence açısı demişiz. Yine burada detaylı olarak angle of incidence açısını görüyoruz. Bu bazı kitaplarda karşımıza kısaltma şeklinde de çıkabilir. Pitch angle yani yunuslama açısı. Ufka paralel olan düzlem ile uçağın uzunluk ekseni arasındaki açıdır. Benim ufka paralel olan düzlemim ve uçağımın uzunluk ekseni bu açı ise pitch angle olarak isimlendiriliyor. Arkadaşlar bu videomda flight path angle yani climb angle, angle of incidence ve pitch angle açılarını size anlatmaya çalıştım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda angle of attack açısını inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.